filan seyircilerine iyi günler diliyoruz. Bugün çok değerli bir ekonomist Selim Sonçay ile birlikteyiz. Önce kendisini tanıtayım. Selim Bey, Robert Koleji, arkasından Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü eğitimini bitirdikten sonra Boğaziçi'nde yüksek lisans, arkasında Amerika'da eğitim, sonra Türkiye'ye dönüyor. Hem bankalarda baş ekonomistlik, arkasından da Harp Akademilerinde ve İstanbul Üniversitesi'nde eğitim üyeliği yapıyor. Kendisini davetimize icabet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Fikirlerinden de çok faydalanacağınızdan eminiz. Çok hoş geldiniz Selim Bey. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Şimdi şöyle aşağıda linkte sizin şahsi sitenizi de paylaştık. Arkadaşlar görebilirler. Ekonomistin olmanın yanı sıra siz hem ekonomi hem uluslararası ilişkiler hem dünya siyaseti hepsini zaten kitaplarınızı inceledim. Her alanda gerçekten çok güzel paylaşımlar yapmışsınız. O yüzden hazır sizi yakalamışken sadece ekonomi konuşmak istemiyorum. Ekonomi artı uluslararası ilişkiler ikisini birleştirip şöyle harmanlamak muradım var. O yüzden şöyle başlamak istiyorum konuşmamıza. Malum çok ciddi bir coğrafyada sorun yaşanıyor. Adı önce Filistin, İsrail, sonra İsrail, İran olarak çıksa da bunun bir çift kutuplu dünya düzeninde İran, Rusya, Çin tarafına karşılık Amerika ve Avrupa Birliği'nin bir savaşı olduğunu ya da bir gerginliği olduğunu biliyoruz. Şimdi herkes 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyor. Çıkıyor mu, çıkacak mı, çıkmak üzere mi? Ben şahsi düşüncem şu benim. 3. Dünya Savaşı çıkalı çok oldu ve 3. Dünya Savaşı ekonomik ve kültürel bir savaştır diyorum ben. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi gerçekten hem ekonomik bacağıyla hem uluslararası ilişkiler bacağıyla almaktan mutluluk duyuyorum. Buyur lütfen. Evet, sağ olun. Aynı görüşteyim sizinle. Şimdi ben Twitter'da varım. Selim Sonçay olarak adım soyadımla. Bilmeyenler için söylüyorum. Hamas'ın İsrail'e saldırısı 7 Ekim 2023'te başladı. Ben 9 Ekim'de 2 gün sonra, niye 7 Ekim değil derseniz, ben haftalık bülten çıkartıyorum ekonomi finans camiasına yönelik, hafta sonları onunla uğraşıyorum. Pazartesi sabahına yönelik olduğu için. O yüzden tabii işimi ön plana aldım. Ama 7 Ekim'de de birkaç saat görüntüleri izledikten sonra bu kanaate vardım. 9'unda da yazdım pazartesi günü. Dedim ki Hamas'ın arkasında İsrail'in, özür dilerim, İran'ın olduğunu herkes biliyor. Bu açık ve şeffaf bir ilişki. Ama bu seviyede bu kadar iyi istihbaratı alınmış, planlaması bu kadar iyi yapılmış, İsrail'i bu kadar gafil avlayan bir saldırıyı Hamas artı İran planlamış olamaz. Bunun arkasında İran'ın dışında Rusya ve Çin de var. Bunu yazdım, bunu siz de söylüyorsunuz bir asker kökenli bir uzman olarak, ama Türkiye hala bu gerçekle yüzleşemedi. Bakıyoruz galiba bu gerçeği telaffuz etmeye. Ben bunu anında söyledim. Ha, bu nereden icap etti? Şuradan icap etti. Onu da yazdım. Defalarca yazdım. Ama benim takipçilerim dışında uzman olarak bilinen kişilerden bu yönde bir doğrulama sizin dışınızda bugüne kadar ben duyamadım Türkiye'de. Şuradan kaynaklandı. ABD'nin Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaya mecbur etmesi. Yani Ukrayna'yı NATO'ya alacak ısrarıyla. Ukrayna'da Batı yanlısı, NATO'cu, Amerikancı bir iktidar oluşturarak. Bu tabii Rusya'yı zora soktu. Yani o konuda da hani şimdi beni tanımayan seyirci diyebilir ki ya bu adam ekonomist, bu konularda konuşma yetkisini nereden buluyor? Hani tarihe de not düşelim. 2022 senesinde ben Cuma günleri Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomi yazıları yazdım. 2022 yılının çoğunda
Oraya o yazıları işte yılbaşında yazmaya başlamıştım. Yanılmıyorsam 22 Şubat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı. O gün de ben gazeteye yazımı gönderecektim. Perşembe günü, bir gün önceden gönderiliyor. O gece ben savaşın başladığını gördüm sabaha karşı. Yazımı değiştirdim. Benim web sayfamda var o yazı, makaleler bölümünde. O zaman biliyorsunuz, o zaman değil, o gün değil, haftalarca bizde televizyonda arıza endam eden maalesef kimisi emekli general. Altını çiziyorum. Askeri uzmanlar hep şunu söylediler. Rusya'nın Kiev'e girmesi 3 gün mü sürecek, bir hafta mı, yoksa 10 gün mü? Öyle değil mi? Medyada da Maalesef. bu yazıldı. Ha, belki farklı görüş dile getiren uzmanlar olmuştur ama ben tabii herkese erişemiyorum. Önümüze bu kondu. Ben savaşın çıktığı gecenin sabahında yazdığım yazıda dedim ki bu savaş uzun sürecek. Tamam mı? Bunu söylemek de kolay değil. Ben 30 yıldır finansal ekonomist olarak çalışıyorum ve tahmin yapıyorum. Yani öyle kafadan 50 tane tahmin atıp da işte onu tutar, 40'ı da tutmazsa onları unuttururuz diyen birisi değilim. Yani bu işleri de kendi açımdan, tabii ki bir askeri uzman değilim doğal olarak, ama jeopolitiğe kafam çalışır. İşte en yakın ispatı bu. Ben biliyordum yani Rusya'nın sanıldığı kadar güçlü olmadığını. Görebiliyordum çeşitli şeylerden, göstergelerden. Ve bu savaş tabii Rusya'yı çok yıprattı. Ya bir kere Rusya'da genç erkek nüfus sorunu var yani. Diğer bütün kaynakları yerinde olsa bile vesaire. Rusya'yı çok yıprattı bu savaş. Kanamaya yol açtı. Ondan sonra bir yerden karşılık vermek zorundaydı. Ha, bu ABD'nin hegemonyasına tehdit olarak gördüğü, dünya hegemonyasına, iki ülke, Rusya ve Çin, ve bunlar ABD'nin her ikisine yönelik hasmane tavrından dolayı giderek birbirlerine yakınlaştılar, bir blok haline geldiler. Ondan sonra yani bu Ukrayna olayı tesadüfi bir olay değil. Bu ta işte Gürcistan'ı, Amerika'nın Gürcistan'da Amerikan yanlısı bir adamı iktidara getirip, değil mi? Kaç sene önce, neredeyse Turunki devrine 2006 kadar mıydı? gidiyor. Saakaşvili helikopterle indirildi. Turuncu devrime kadar gidiyor. Yani bu tesadüfi bir şey, işte Amerika'da şu başkan geldi aklına izin. Bu Amerika'nın stratejik bir kararı. Yani Putin Rusyası benim için tehdittir. Gücü kırılmalı ve parçalanmalıdır. Bu geliyordu. Bir noktada da buraya dönüştü. Ondan sonra tabii ki Ukrayna'nın hiçbir önemi yok onlar için. O Rusya'yı yıpratacak bir alet. Yani o büyük güçlerin olaylara bakışı malum böyle. Şimdi stratejik bir hadise olduğu için, hamle olduğu için Rusya, Amerika açısından Rusya ve Çin dediler ki biz de ne yapalım? Amerika'ya başka bir yerden misilleme yapalım ve Ukrayna Savaşı'ndan doğan, Amerika'ya bu savaşın getirdiği yükü çeşitli açılardan mali yükte burada çok önemli. Bu yükü daha da artıralım. Yani Amerika'nın belini kıralım. Amerika ile savaşmadan. Dolaylı olarak. Öyle bir yer bulalım ki ya bizim şimdi kalkıp da yani ne Rusya'nın ne Çin'in Amerika'ya savaş açacak hali yok doğrudan. Bu imkansız. Bir Biz vekil de lazımdı, vekalet savaşında. Amerika'nın Ukrayna Savaşı'ndan nereden vurabiliriz? Tabii Amerika da aptal değil. Onu herhangi bir yerde bir çatışmaya çekmek kolay değil. Çünkü Ukrayna'ya bütün kaynaklarını yoğunlaştırmış durumda. Amerika artı Avrupa, Batı. Öyle bir yerden vuralım ki Amerika orayı gözden çıkaramayacağı bir yer olsun. Yani iki eli kanda olsa o ülkenin yardımına koşmak zorunda. Başka hiçbir ülkeye benzemeyen, Amerika açısından
Amerika ile çok özel ilişkisi olan bir ülke. Orası da neresidir? İsrail. İsrail. Ne açıdan da uygun? Tabii İsrail iki eli kanda olsa Amerika, Amerika'da ilk savaş çıkmış olsa gene İsrail'in yardımına koşacak. Aralarındaki ilişkinin niteliği böyle. Burada da bizim uzantılarımız var, vekillerimiz var. Hani biz de biraz varız, özellikle Rusya, Suriye'de. Ama esas olarak İran bizim yanımızda, bizim desteğimizle ayakta durabilen bir ülke. Orada da onun nesi var? Irak'ın Şii bölgesinde mezhep yakınlığından dolayı ki Irak'taki Arap nüfusun 1/3'ü Şii, ciddi bir İran varlığı var, milisleri var. Suriye malum yakın ilişkiler, İran'ın da askeri var, Rusya'nın da askeri var. Hemen güneyde ve İsrail'e sınır Lübnan'ın Şii Arapları, Hizbullah örgütü. Daha da güneyde Yemen'de Zeydi mezhebinden 7 imamcı Şii olan Ensarullah Yemen'in dağlık plato bölümünde Osmanlı'yı da asırlarca uğraştıran hiçbir zaman Osmanlı'nın da tam olarak hakim olamadığı bir bölge. Daha da var ama başlıca bunlar ve tabii ki İsrail'in içinde Hamas. Tamamen görünürde İran'ın bütün imkanlarıyla vücut bulan. Ha, bazıları diyor ki bunun polemiği çok yapılıyor. İşte bunu seküler, laik, milliyetçi El-Fetih'i karşısına rakip olarak Mossad çıkardı. O kurdurdu. Olabilir. Ne fark eder? Şu anda Mossad yönetebiliyor mu Hamas'ı? Öyle değil mi? Ya O İsrail noktadan çok uzaklaştı. kendi kendine mi saldırdı? Ya bunu niye söylüyorsunuz? Ya bu işler böyledir. Böyle sen ülke içindeki sana hasım bir hareketi bölmek için istihbarat örgütünle onun benzerini çıkartırsan çoğu zaman kontrolü kaybedersin. Çünkü onun ideolojisine anti İsrail. Onu sen nereye kadar manipüle edip de İsrail dostu hareket haline getirebilirsin? Dolayısıyla bu çok açıktı. Yani Ukrayna Savaşı'nın bilgisinden dolayı ve izlediğim görüntüleri de dedim ki bu böyle. Bunun böyle olduğunun zaten bir sürü ispatı var, sayısız. Örnek Sarullah yani Husiler ne yaptılar? Kızıldeniz girişini kapattılar. Ama ne yapıyorlar? İsrail'e yük taşıyan veya İsrail bağlantılı gemilerin geçişini durduruyorlar. Fakat Rusya ve Çin'e ait bütün gemiler geçti. Geçiyor. Öyle değil mi? Onları demek ki olay İran ve proksileri, vekilleri değil. Rusya, Çin, İran ve onların vekilleri. Kesinlikle. Bu olay bu. Bir kere bu tespitte mutabık mıyız? Kesinlikle katılıyorum %100. Bu Üçüncü Dünya Savaşı'dır. Ha, bu ileride üç büyük güç arasında, daha doğrusu Amerika ile Rusya Çin bloğu arasında bir sıcak çatışmaya dönüşebilir mi? Sıfır ihtimal değil. Ben özellikle bunu Pasifik'te Çin ve ABD arasında ileride bir noktada olabileceğini düşünüyorum. Ama şu an için yakın tarihlerde bu gündemde değil. Şimdi jeopolitikle ilgili olarak benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir de hani bu bir savaş dedik, ama arkasında mermi olarak dolar kullanılıyor. Yani para kullanılıyor. Bu savaşta artık Evet, mermi değil, para kullanılıyor. O evet. konuya girmenizi sizden rica edeceğim. Şimdi o zaman ben piyasalarda son zamanda ortaya çıkan dünya finans piyasalarında bir anormalliğe dikkat çekmek istiyorum. Ben Twitter'da bir sürü ekonomi finans hesabı izliyorum. İzlemediklerimde Twitter karşıma çıkartıyor. Bu konuda bizim piyasalarda çalışan
ekonomistlerimizden, analistlerimizden hiçbir şey duyamadım. Halbuki çok çok önemli bir olay bu. Bir grafiğimiz olacak. 10 yıllık ABD devlet tahvili faiziyle ons altın grafiği. Şimdi bunun üzerinden konuşalım. Bildiğiniz gibi güvenli liman diye bir kavram vardır finansta. Safe haven. Bunu safe haven olarak hep okurlar. Tamam mı? Halbuki haven bugün kullanılmıyor. Ama eski İngilizce'de veya edebi dilde liman demektir safe haven. Haven ise cennet demektir. Yani evet. Amerika'da eğitilmiş insanlar bile bu tabir için safe haven diyor. Yani güvenli cennet, güvensiz cennet var mı yahu? Haven yani Almanca hafen, liman kelimesiyle akraba bir Anglo-Sakson sözcüğü. Güvenli liman. Şimdi klasik olarak güvenli liman denince akla iki tane enstrüman gelir. Bir, Amerikan devlet tahvilleri, Amerika'nın ekonomik gücünden dolayı ve doların rezerv para olmasından dolayı. Bir de altın. O ta asırlar ve asırlar öncesinden geliyor zaten. O özelliği enflasyona karşı korunma vesaire. Piyasalarda bir çalkantı olduğu zaman veya jeopolitik risk arttığı zaman, bir yerde savaş patlak verdiği zaman ve bu savaşın yayılabilme ihtimali görüldüğü zaman bunlara hücum olur. Şimdi biz ve grafikte neyi görüyoruz? Altının fiyatını, kırmızı eğri. 10 yıllık ABD tahvili. Ha, niye 10 yıllık? Çünkü en büyük işlem hacmine sahip olan budur. Yoksa Amerika'nın bir sürü çeşit çeşit devlet tahvilleri var. Kısa vadeli bonoları var. 30 yılı var ama en çok işlem hacmi budur. Ve Amerika'da ve hatta dünyadaki birçok faiz, mesela Amerika'daki mortgage faizleri buna endekslidir. Buna göre hisse alır. O yüzden gösterge niteliğinde olan tahvil budur. Şimdi tahvilde biliyorsunuz şöyle bir ilişki var. Faizi ile fiyatı ters orantılıdır. Yani bir tahvilin faizi yükseldiği zaman fiyatı düşmüş olur. Şimdi bu ne demek? İki tane en önemli güvenli limanın grafiğine çizdiğimiz zaman ters ilişki görürüz arasında. Ters simetri vardır. Jeopolitik risk düştüğü zaman altına olan talep azalır. Ortalık süt limansa, her şey toz pembe ise, enflasyon riski de yoksa altın fiyatı düşer. Ondan sonra tahvilden de aynı şekilde kaçış olur. Daha riskli enstrümanlara doğru, borsalara vesaire doğru. Dolayısıyla da faizi yükselir. Bu şekilde birbirinin ters simetri olurlar. Bunu grafiğin mesela 2023 Ocak'tan başlıyor bu. İlk bölümünde çok net görüyoruz değil mi? Altın düşerken kesinlikle ABD devlet tahvili faizi de yükseliyor. Çünkü ortam iyi görünüyor. Riskli varlıklar açısından uygun bir ortam. Amerika ve uluslararası yatırımcı borsaya giriyor, emtialara giriyor, türev enstrümanlara giriyor. Ondan sonra böyle bir tablo var. Ve bu geçmişe doğru bunu 10 sene, 20 sene, 30 sene, yani ekonominin finansallaştığı bütün dönem boyunca bu grafiği uzatın, hep aynı şeyi göreceksiniz. Fakat şu son zamana bakıyoruz. Özellikle Şubat ayından, geçtiğimiz Şubat ayından itibaren bir bakıyoruz. Altın herkesin bildiği gibi çok büyük çıkış yaptı. Füze gibi gitti. Kırmızı eğri işte 2000 doların altında 1900'lerden 2300 küsur 2400'ü gördü geçen hafta. Fakat
aralarındaki normal ilişkiye göre, geleneksel ilişkiye göre altınla beraber güvenli liman olarak Amerikan devlet tahviline de büyük talep oluşması ve faizinin düşmesi gerekiyordu. Yani makas açılacaktı ikisinin arasında. Fakat grafikte tam tersini görüyoruz. Hem altın yükselmiş hem de ABD devlet tahvilinin faizi yükselmiş. Bakın bu çok önemli bir olay. Ben bunu ilk olarak Ekim ayında tespit ettim. Ben kaçırmam. Her gün piyasayı yakından izliyorum. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Hala müşterilerime hizmet vermeye çalışıyorum. Günde işte 12 saat, 15 saat ekran başındayız ve haftalık bültenimde ben buna güvenli liman varlıklarında deprem adı altında buna yer verdim. Daha o zaman da tespit ettim ve altının büyük bir çıkış yapacağını da o zaman öngörmüştüm. Şimdi bu neden oluyor? Bu anomali yıllardan beri süre gelen bir ilişki tersine dönmüş durum. Şimdi bunun altını çizmek istiyorum. Bunun teknik detayını maalesef burada veremeyeceğim. Ben de çok detaylı bir şekilde açıklamaları var adım adım ve tahminlerim var ama bunu tabii abonelerim için saklamak zorundayım. Çünkü işimiz bu. Para alıyoruz kurumlardan bu tahminleri yapmak için. Fakat burada söyleyeceğim tek şey şu, bu 3. Dünya Savaşı'nın geldiği aşamanın bir sonucu bu. Ve sizin az önce ifade ettiğiniz gibi savaşın ekonomik yöntemlerle devamının bir tezahürü bu. Bunu anlamak lazım. Öyle Şunu saçma diyebilir sapan miyiz? yok işte COMEX'te bir Karşı taraf hamlesini yaptı, ilk mermisini attı diyebilir miyiz Selim Bey? evet. Evet. Ve şimdiye kadar anlattığım her şeyle bunu bir arada mütalaa etmek lazım. Şimdi buradan bu çok önemli bir durum. Buradan bu doğrudan doğruya tabii ABD'nin en büyük gücü olan günümüzde doların rezerv para olma özelliğini etkileyecek bir durum. Şimdi yakın geçmişten grafiklerle doların rezerv para olma niteliği ne durumda? Bunu görelim, seyirciye gösterelim. Çünkü en az 2010'lardan beri hatta 2008'lerden beri doların rezerv para olma özelliğinin erozyona uğradığı, bittiği, çöktüğü, möktüğü, çökmesine az kaldığı söyleniyor, öyle değil mi? İşte BRICS geldi, şu oldu bu oldu ve şöyle de bir argüman çok kullanılıyor. Dolar 2. Dünya Savaşı sonrasındaki 1944 aslında savaş teknik olarak henüz bitmemişti. Amerika'nın kuzeyinde işte Amerikan başkanlarının böyle bir çeşit dinlenme alanı olan böyle ormanların içinde Bretton Woods bölgesinde Amerika'nın kuzeydoğusunda yapılan bir toplantı, Bretton Woods Konferansı'nda esas burada sözü geçenler Amerikan Maliye Bakanı Harry Dexter White ve İngiltere'yi de temsilen büyük iktisatçı Keynes. Bunların önderliğinde bir sistem kuruldu. Dolar merkezli dünya para sistemi kuruldu. Ondan sonra deniyor ki efendim o zaman dünya milli gelirinin yarısını ABD tek başına üretiyordu. Doğru. Çünkü zaten Avrupa ve Japonya savaştan dümdüz olmuştu. Amerika ise savaş endüstrisini devreye sokarak hem kendi ordusuna hem de müttefiklere işte tank vesaire falan üreterek sanayide büyük atılım yapmıştı ve savaş onun toprağına da ulaşmadı. Dolayısıyla öyleydi. Yani İkinci Dünya Savaşı sonunda dünya milli gelirinin yarısı 50'lerin başında ABD tarafından üretiliyordu. Bugün bu %20'ye düştü. O zaman dolar rezerv para olamaz. Ama işte o kadar basit değil. Ekonomi böyle basit ilişkilerle anlaşılamaz. Hele burada bir kurumsallık var. Kurumsal bir düzenleme olmuş. Uluslararası anlaşma olmuş.
Şimdi bu verdiğim grafikler hep 2021-22 öyle eski değil yani. 10-15 yıllık falan değil. 2023 olanı bile var. Buradan bakalım ne olmuş. Şimdi burada görüyoruz IMF verisi merkez bankalarının resmi döviz rezervi olarak tuttukları yabancı paraların %59'u dolar gördüğünüz gibi. Hala. İşte doları tahtından indirecek denen, hatta bazı yazarlarımız dolara savaş açtırdı. Euro, Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi çok köpürtüldü. Bakın ilk kurulduğunda 99'da başladı. İşte %18 falanmış Merkez Bankası rezervlerindeki payı. Ola ola %21 olmuş 2021'de. Bence şu anda daha da düşük bu. Jeopolitik riskler arttı. Yani %60'ı hala merkez bankalarındaki yabancı paraların dolar. Geçelim lütfen. Şimdi bu dünya çapındaki dış ticaretin hangi para birimiyle fatura edildiği. Yani ithalat, ihracat hangi para üzerinden yapılıyor? En sağ sütunda dünyanın geri kalanını görüyoruz. Amerika, Asya, Pasifik ve Avrupa hariç. %80 orada. Amerika kıtasında %100'e yakın. Asya Pasifik. Burada en önemli oyuncular Çin, Japonya ve Hindistan. Orada da %75 falan. Bir tek Avrupa'da düşük ama %20 gibi. Ama o da aslında yanlış bence bir hesap. Avrupa'nın kendi içinde ki ticareti belki buna katmamak lazım bu hesaba. Yani görüldüğü gibi dış ticarette de hani işte BRICS'ler kendi paralarıyla alıp satıyorlar ya, yıllardır çok köpürtülüyor. İşte Çin, İran'dan petrolü yuanla alıyor, doları yok ediyorlar falan, edebilmişler mi? Edememişler. Gümbür gümbür burada da dolar hakimiyeti devam ediyor. Geçelim lütfen. Şimdi daha önemli bir alan dış borçlar. Yani ülkelerin ya da kurumların başka ülkelerden temin ettikleri dış borçlanma. Burada da tabii ki bu paraları veren, borçları verenler zengin ülkeler. Amerika başta, Avrupa, Batı Avrupa, Japonya. Buradaki bu kredileri veren ülkeler. Şimdi burada görüyorsunuz, bu da işte 2020'ye kadar gelen bir grafik. Doların ezici bir ağırlığı var. Yani 16-17 trilyonluk toplam dış borçlanmanın ...11-12 trilyonu dolar. Euro'nun payı biraz yükselmiş Euro'nun lansmanından sonra. Ondan sonra, fakat ondan sonra ilerleyememiş. 2008 krizinden sonra. Dikkat ediyor musunuz? 2008'den sonra hep aynı yerde seyrediyor. Dolar 2008'den itibaren yapılan dış borçlanmalar da hep dolar ağırlığı var. Neden? Çünkü 2008 krizinde görüldü ki Amerika Avrupa'nın çok üzerinde bir ekonomik güç. Ve dünyayı tek başına Fed'in gücüyle ve uluslararası kuruluşları da arkasına alarak krizden çıkardı. Avrupa'da bankalar batıyordu, Deutsche Bank batıyordu dolar sıkıntısından. Fed onlara swap hatları açarak kurtardı onları. Bu görülünce herkes
Arkasından da zaten 2010-2011 Euro krizi geldi. İşte Yunanistan az daha atılıyordu Euro bölgesinden vesaire vesaire. İtalya, İspanya, Portekiz hepsi sıkıntı yaşadı. Ve Euro'nun ipliği pazara çıktı. Görüyorsunuz çok açık. Bir tane daha olması lazım. Bu da uluslararası parasal işlemlerin toplamı. Yani international transactions, monetary transactions. Yani dış ticaret var bunun içinde, dış borçlanmalar var ödemesiyle beraber. Ondan sonra finansal hareketler var. Sıcak para dediğimiz finansal sermaye hareketleri, yatırımları var. Doğrudan yatırımlar var. Turizm var. Yani ülkeler arasında para akışına, para akışı babında ne varsa hepsinin toplamı. Burada da görüyorsunuz işte Euro var. Koyu mavi. Turuncu Çin belirmiş 2000. Ondan sonra Yuan. İngiliz sterlini var gri, Japon yeni var sarı ve dolar var mavi. Görüyorsunuz 1989'dan 2022'ye geliyor. Ezici üstünlük var dolar. Son derece net. Yani yakın zamana kadar doların dünyanın bir numaralı parası olma özelliğinde hiçbir eksilme yok. Amerika'nın dünya milli gelirindeki payının çok düşmesi, efendim ihracatta, sanayide Çin'in çok büyük atılım yapması, daha önceden Japonya'nın, daha önceden Almanya'nın falan doları tahtından indirememiş. Ama ben tekrar bir geriye dönüş yapayım hatırlatma babında. Dedim ki 10 yıllık ABD devlet tahvili ve ons altın grafiğinden yola çıkarak dedim ki artık doların tahtı sallanıyor. Bu şimdiye kadar almamıştı. Şu andaki örtülü 3. Dünya Savaşı'nda bu durum ortaya çıktı. Şimdi şunu irdeleyelim ve bağlayacağız jeopolitikle ekonomiye. Normal şartlar altında, yani bir paranın rezerv para olabilmesi için diğer ülkelerin de alışveriş, borçlanma, ödeme aracı olarak onu kabul etmesi için bu paranın istikrarlı olması lazım. Şimdi parada genel ekonomi bilgisi, ekonomi 101. Bu ülkenin parasının istikrarlı olması için o ülkede bütçe açığı olmaması lazım. Değil mi? Bütçe açığı işte bizim gibi ülkelerde şu anda yaşıyoruz bunu. Karşılıksız para basılıyor. Bir sonraki grafiğe geçelim. Buna sonra geleceğiz. Bir sonraki de lütfen. Bütçe açığı, değil mi? Sağlam para, denk bütçe demektir. Enflasyonisttir bu bütçe açığı vermek. Bakıyoruz Amerika'da bütçe durumu sağlam mı, bütçe dengesi? Bakın ta 71'den beri bu milli gelirin yüzdesi olarak verilmiş. 1971'den başlıyor. 1970'lerde bile ABD'nin bütçe açığı verdiğini görüyoruz. Yani 1970-2024, 53-54 seneden bahsediyoruz. Hele korona senesinde milli gelirin %15'i kadar inanılmaz bir bütçe açığı vermiş. Yani yakın tarihte de %6'larda, sadece 90'ların ikinci yarısında birkaç sene, Clinton'ın ikinci döneminde bir bütçe fazlası verildiğini görüyoruz. Orada da dotcom balonu oluşmuştu, internet balonu oluşmuştu borsada. Onun etkisi o büyük ölçüde. Yani Amerika'da, Amerika sürekli bütçe açığı veren ve büyük bütçe açığı veren bir ülke. Öbür grafiğe dönelim lütfen. Cari hesap grafiğini Amerika'nın. Şimdi diğer mesele de
istikrarlı para birimine sahip olması için bir ülkenin dış dengesi, yani cari hesabı açık vermeyecek. Çünkü cari hesap açık vermeye başladı mı, o ülkede döviz kuru üzerinde, o paranın değeri üzerinde baskı oluşur. Bu da devalüasyona yol açar. İstikrar diye bir şey kalmaz o parada. En yakın canlı örnek işte Türkiye. 30 yıldır kronik cari açıkla boğuşan bir ülke. Yanlış bir kurumsal çerçeveye sokulduğu için Özal zamanında Amerika, Dünya Bankası, IMF'nin itip kalkmalarıyla devalüasyon üstüne devalüasyon yaşayan bir ülke. Amerika'nın parası istikrarlı bütçe açığı veriyor mu acaba, dış dengesi yerinde mi? Hayır, görüyorsunuz. Burada milli gelire oran olarak değil, mutlak değer olarak görüyorsunuz. 80'lerde Reagan zamanında cari açık vermeye başlıyor Amerika. Hele 90'lardan sonra dev cari açıklar veren Clinton'ın birinci döneminden sonra ne oldu bu dönemde? Amerikan sermayesi Clinton'ın da, Clinton yönetiminin de küresel sermaye dediğimiz olgunun bir elemanı olan Clinton yönetiminde büyük destekleriyle olduğu gibi dış ülkelere taşındı. Özellikle de Çin'e. Mesela ben Amerika'ya 93'te doktora için gittiğimde bizim evin arkasında, yani bloğun arkasında New York'ta bir oyuncakçı dükkanı vardı. Yani oyuncak meraklısı, hani yaşı büyümüş de yeteri kadar olgunlaşamamış bir arkadaşım vardı. O da başka bir yerde doktora yapıyordu, Boğaziçi'nden arkadaşım. O böyle oyuncak araba filan toplardı hala. O gelince orayı gördü, bana ziyarete gelince. Aa dedi, çok güzel oyuncak uçak var bilmem ne falan filan. Ben de onun hatırına, benim için hiç ilginç değil ama, girdim o dükkana. Daha çok bu tarz oyuncaklar, yani erkek çocukların toplayacağı tarzda, işte tanklar, manklar, uçaklar, model model arabalar falan. Şimdi o onlara bakıyor, artık oyuncak seçiyor kendine. Ben ekonomist olarak kaldırıp altına bakıyorum bütün oyuncakların. Nerede yapıldığına bakıyorum. Bakın 30 yıl önceden bahsediyorum. Daha süreç yeni başladı. Hepsi Çin malıydı. Hepsi. Sonra yine o dönemde New York Times'da ön sayfada haber olarak yayınlanmıştı. Rockport marka ayakkabı. Boston'da çok eski bir ayakkabı fabrikası. Gerçek deriden böyle loafer tarzı spor ayakkabılar üretiyor. Çok pahalı ama çok kaliteli bir isim. Bunların son üretim ayları. New York Times'da birinci sayfadan haber oluyor. Deniyor ki Amerika'da kalan son ayakkabı üreticisi firma Rockport bu ay faaliyetine son veriyor. Bir ay daha üretim yapacak. Şimdi yalan olmasın. Çin mi hatırlamıyorum. Belki Meksika, belki başka bir yer. Niye öbürlerine göre daha uzun süre dayanabilmiş? Çünkü el yapımı ve lüks olduğu için katma değeri yüksek. Sıradan makine üretimi ayakkabı üretenler çoktan gitmiş yurt dışına. Bunu haber yapmışlar. Eğer Amerikan yapımı bir ayakkabı almak istiyorsanız önümüzdeki bir ayda son şansınız. Bir daha Made in the US bir ayakkabı asla alamayacaksınız. Ondan sonra ya bunlar anekdotlar, böyle böyle bütün, hemen hemen bütün sanayi, stratejik sektörler dışında Amerika dışına taşındı. Çin bunlara çok uygun imkanlar sağladığı için, tabi bu tesadüfi olmadı. Ta 70'lerde Amerika Rusya'ya karşı denge unsuru olarak işte Kissinger, Nixon Çin'i ziyaret edip Mao'yla Amerika Çin ilişkilerini başlatmışlardı ya, oradan yavaş yavaş çıktı bu şey.
Bu arada bu konularda detaylı bilgi isteyenler için ben 2022'de Cumhuriyet Gazetesi'nde bütün bunları yazdım. Çin nereye gidiyor diye 3 yazı yazdım. ABD modelini Türkiye'de uygulamak adı altında 6 hafta yazı yazdım. Bütün bunları detaylı olarak, analitik olarak orada anlatıyorum. Meraklısı okuyabilir. Bunlar şu anda benim selimsonca.org web sayfamda makaleler bölümünde mevcut. Ondan dolayı da Amerika çok büyük ve kronik cari açık vermeye başladı. Böyle bir ülkenin parası neden rezerv para olmaya devam ediyor, değil mi? Yani 50'lerde, 60'larda, 70'lerde normaldi. Bu ülkede üretim kalmamış. Hani devlet mesela 3 tane GM, Ford, Chrysler 2008 krizinde battı bunlar. Ama istihdamdan dolayı belli bir bölgede işte o Midwest'te Illinois, Michigan o bölgeler hep otomotiv sanayiyle ayakta durur. Bir sürü işçisi var. Bir de Amerika'nın bir sembolü bu markalar. Hazine, Amerikan hazinesi bunlara para koydu. Bunlar aslında öldü bu şirketler. İşte uçak var, devlet destekli, savaş uçağı. Bir de işte Silikon Vadisi var. Yani bu ülke nasıl bu işi çeviriyor? Bakın işte cevabı bizim finans piyasaları hep Amerika'da bakıp oradan kopyalama yaptığı için Türk bakış açısıyla olayları değerlendiremediği için ben 95'ten beri Türkiye'de finansal ekonomist olarak çalışıyorum. 30. yılım. Hiç böyle bir tırnak içinde yerli ve milli bakış görmedim. Reuters'ten, Bloomberg'ten kopyalama. Bu hiç dile getirilmez. Bakın burada Amerikan ekonomisi sanayisizleşmesine rağmen her şeyi iğneden ipliğe 30 senedir, 25-30 senedir yurt dışından ithal etmesine rağmen muazzam cari açık ve muazzam bütçe açığı vermesine rağmen dolar neden tahtından inmiyor? Bunun cevabı kısmen kurumsallıkta, Bretton Woods'un bir kurumsal yapısı var. Onun bir atalet momenti var. Yenisini kurmak kolay değil ama esas olarak burada bakın, jeopolitikte burada ne var? 2022 çok yeni bilgi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022 yılı savunma harcamaları 872 milyar dolar. Onun karşısındaki sütunda ABD'den sonra en çok savunma harcaması yapan ilk 10 ülke. Çin, Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Japonya, Ukrayna. Ukrayna tabii normalde girmezdi bu sıralamaya ama savaştan dolayı o da girdi. Avrupa'nın, Amerika'nın parasıyla tabii ama sonuçta listede bakın. ABD'den sonraki en çok silahlanan 10 ülkenin 2022 yılı silahlanma harcamaları, savunma harcamaları 849 milyar dolar. Amerika'nınki 877 milyar dolarla onlardan daha fazla tek başına. Bakın yani Çin'le Rusya'nın ikisini topluyorsun, Amerika'nın yarısı etmiyor. Neden yapıyor bu adam bunu? Bu adamın zoru ne ya? Amerika'ya kimse saldıramaz yani. Bu kadar büyük ordu dünyanın her tarafında niye besliyor? İşte bunun için. Bakın. Pax Romana gibi Roma İmparatorluğu zamanında nasıl Akdeniz havzasının Amerika'da. tamamında ticaret yapılıyordu. Tamam mı? Yani işte Filistin sahillerinden birden Fransa'ya, İspanya'ya, efendim Magrib kıyılarına kadar İstanbul'dan, Atina'dan, Roma'dan gemiler gidip geliyordu. Barış ve güven içerisinde ticaret yapılıyordu ve ekonomi dönüyordu. Biz de kısmen bunu Akdeniz'in doğu yarısı ve Karadeniz'de bir dönem başardık. Pax Ottomana olarak kısmen batılılar kabul etmez ama Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir Pax Americana kurdu. Bu
çok önemli bir olaydır. Yani dünya denizlerinin yani ana nakliyat hala ticarette karayoluna göre çok ucuz olduğu için malum deniz yoludur. Bu değişmez. Denizden bir malı sevk etmenin maliyeti karayolunun 20'de biri yaklaşık. Bunu kimse değiştirmez. Zaten kıtalar arasında karayolu da yok. Demek ki en önemli şey deniz yolları. Amerika bu Pax Americana ile deniz yollarının, dünya denizlerinin güvenliğini sağlıyor mu? Düne kadar sağlıyordu. Onun dışında işte uluslararası ekonomik düzen. Irak bunu bozmak istedi Saddam. Kuveyt dedi zaten Osmanlı döneminde benim Irak'ın yani Bağdat'ın bir parçasıydı. Benim sayılır. Ufacık ülke benim savunmam karşısında çaresiz. Ben gideyim ama adamda muazzam petrol var. Petrolümü biraz daha petrol ekleyeyim dedi. Çökmeye kalktı. Ne oldu? Bombalayarak geri çekilmeye mecbur ettiler ve bütün dünyaya mesajdır. Benim iznim olmadan dünyadaki stratejik kaynaklara kimse çökemez kardeşim. Ve bütün Körfez emirliklerine de Suudi Arabistan dahil çok güzel bir mesaj. Korkmayın ben varım değil mi? Olay bu. Yoksa Saddam'ı sevmediğinden, Kuveyt'i çok sevdiğinden değil.